Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için hemen masamın üzerinde görmüş olduğunuz Tormax'in M-Drill One isimli YouTuber, Twitch ve stream için kullanılabilecek mikrofonu inceliyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde biz bu ürünün kutu açılımını yapmıştık. Tormax, belki bilenler vardır, bilmeyenler de olabilir. Indigo üzerinden bir fon toplayarak bir ürün haline gelmiş bir aslında mikrofon. Türkiye'de resmi olarak satışa sunulan ürünle ilgili ilk bilgilerimizi, ilk düşüncelerimizi o kutu açma videosunda sizlere aktarmıştık. Şimdi yukarıdan, kutulardan size o videonun da linkini aktaracağım. Şimdi kullandık, test ettik, farklı platformlarda denedik ve deneyimlerimizi de bu videoda sizlere aktarıyoruz. Her zaman yaptığım gibi ilk olarak cihazın genel görünümünden bahsedecek olursam, benzerlerinde olduğu gibi böyle silindir şeklinde bir tasarım bizi karşılıyor. Bu ürünün yaptığı iş temel olarak, hemen onu söyleyeyim daha görünümüne geçmeden önce, bilgisayar ya da PlayStation üzerinden ses kaydı yapmak. Aslında yaptığı iş temelde bunu yapıyor. Bunu nerede yapabiliyorsunuz? YouTube üzerinde yapabilirsiniz. Bir oyunu oynarken yapabilirsiniz. Twitch üzerinden yapabilirsiniz. Ve bunların hepsini canlı yayında yapabiliyorsunuz bu arada. Ayrıca özellikle müzisyenler için, ses kaydında biraz daha profesyonel kalite isteyenler için kullanılabilecek bir ürün olduğunu da belirtelim. Dış görünümünde karşımıza çıkan iki tane düğmemiz var. İlk etapta baktığımızda önden, diyelim buraya ben ön diyecek olursam. Üst taraftaki düğmemiz mikrofonun ses kayıt seviyesini ayarlıyor ki bununla ilgili yaptığınız ayarları hemen arka yüzde bir LED, voltmetre gibi bir şey var. Orada görebiliyorsunuz gerçek zamanlı olarak. Alttaki tuşumuz ise kulaklık çıkışını ayarlıyor. Bir kulaklık çıkışı var cihazın alt kısmında. Şimdi birazdan onlara değineceğim. Bu arada bir kaide üzerinde duruyor. Şöyle sağlam da bir kaide, biraz ağır da bir kaide bu. Böyle sarsılmadan, titremeden durmasını sağlıyor bu kaide üzerinde. Bu kaide üzerinde durduğu halde şöyle bir parçalarımız var. Yan tarafta vidalı bir sistem söz konusu. Bunu tabii gevşettiğiniz zaman böyle fır 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 dönüyor tabiri caizse. Tamamen çıkartabiliyorsunuz bu arada. Hemen onu da göstereyim. Şöyle bir vidamız var. Çıkarttık. Bunu da çıkartalım. M-Drill One'ımızı burada çıkardık. Şöyle bir hale geliyor aslında. Alt açmışken de alt kısmından da biraz bahsetmek isterim. Alt kısmında bir mikrofon sehpasına bağlamak için standart bağlantı yuvamız bulunuyor. Bir adet Type-C USB bağlantısı var ama Type-C formatında bir bağlantı bu yer alıyor. Bu alt kısmında şu an göremiyorsunuz ama ben detaylarda koyacağım. Güç bağlantısını yaptığınızda burada bir dairesel bir LED lamba var. Bunun rengini ayarlayabileceğiniz bir düğme var. Birçok renk ayarlayabiliyorsunuz. Turkuaz, mavi, yeşil, sarı, kırmızı gibi. Bu düğmeye bastıkça o renkler değişiyor. Açık havada çok önemli değil ya da böyle ışığın çok olduğu yerlerde önemli değil ama özellikle gece oynuyorsunuz veya karanlıkta bir oyun oynuyorsunuz. Bu ışık çok güzel bir ambiyans sağlıyor. Kulaklık çıkışı var bir tane hemen alt kısmında ki ön yüzde bulunan bu kulaklık ses ayarını bu alt çıkış taraftaki bir bağlantı taktığınızda işe yarıyor. Arka kısmı çevirdiğimizde ise karşımıza bir voltmetre gibi tasarlanmış bir ekran çıkıyor. Küçük bir basit bir ekran bu. Bu ekranın üst kısmında mikrofonu kapatma tuşu, alt kısmında da ise bu ürünün en önemli özelliklerinden bir tanesi olan voice pattern ayarlama tuşu bulunuyor. Bu düğmeye bastığımızda üst tarafta 4 adet LED lamba var. Hangi paterni seçtiğiniz buradan tık 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 basarak seçime devam ediyorsunuz. Şimdi tekrar ben cihazı yuvasına takayım. Şöyle taktık. Takamadık daha doğrusu. Evet şimdi takıldı. Şöyle sıkıştıralım. Şimdi gelelim cihazın teknik özelliklerine. Karşımızda 48 kHz 16 bit ses kaydı yapabilen bir mikrofon var. Yüksek ses kaydı sağlayan akustik bir tasarımımız var. Zaten genelde bu tip ürünler böyle bu şekilde tasarlanmış oluyor. Şöyle bir kapsül şeklinde bir tasarımımız var. Silindir şeklinde. Bu malzeme alüminyum bu arada. Şöyle bir alüminyum malzememiz var. Yani üst kısmı en azından alüminyum şeklinde tasarlanmış. 4 farklı ses kayıt deseni var. Şimdi ses kayıt deseni detaylarına birazdan size bahsedeceğim. Ama hemen hızlıca isimlerini söyleyecek olursam kardiyoid, stereo, omnidirectional ve bidirectional olmak üzere 4 farklı deseni seçebiliyorsunuz. Arkadaki bu ayar tuşu sayesinde Mac, Windows, Linux ve PlayStation 4 uyumlu olduğunu incelemenin başında kısaca bahsetmiştim. Yani her türlü bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Ek olarak konsol tarafında da PlayStation desteği var. Xbox desteği şimdilik yok. Belki ileride gelebilir, bilemiyorum. 3 metrelik bir Type-C kablomuz var. Şöyle şurada göstereyim. Bayağı da böyle kocaman bir kablo var. Görüyorsunuz.
Kablonun uç kısmı, yani cihaza bağlandığı kısmı L şeklinde tasarlanmış. Bence bu çok güzel olmuş. Çünkü şöyle göstereyim size. Bunu böyle buraya takmamız gerekiyor alt kısmında. Bunu buraya taktığınızda kablo kırılır. Çünkü bu alttaki şeye çok az bir mesafe kalıyor. Bunu zaten mecburen L şeklinde takmamız gerekiyor. Farklı türde takarsanız, doğrudan takılan, hani düz olan bir Type-C kullanırsanız uzun vadede sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim ürünle ilgili deneyimlerimize. Deneyim tarafında biz ilk olarak PlayStation üzerinde oyun oynadık. Hem bizim sesimiz çok iyi gitti, hem de gelen sesleri kaliteli bir şekilde aldık. Bir de şu anda sizinle bir gerçek zamanlı bir deneme yapacağım. Önce şunu bilgisayarımıza bağlayalım. Şurada bağladık. Bir adet Gold Wave açalım. Bilenler biliyordur, Gold Wave biliyorsunuz çok eski bir yazılım ama hani benim de çok severek kullandığım ve özellikle böyle ses kaydı, audio işlerinde falan çok tercih ettiğim bir çözüm. Şimdi bir tane 2 dakikalık bir ses kaydı açtık. Şu anda ben size gerçek zamanlı olarak bu voice patternlerini, yani mikrofonun bu ses kayıt desenlerini ne işe yaradığını göstereceğim. Temelde demiştik 4 farklı desenimiz var. Şimdi hepsini ben tek tek göstereceğim. Sonra bu ses kayıtlarını dinledikten sonra bunların nerelerde ve nasıl kullanılabildiği konusunda fikirlerimi, yorumlarımı ve aynı zamanda cihazın da bize, yani firmanın da bize söylediği bilgileri size aktaracağım. Şimdi gelin bu ses kaydını hep beraber dinleyelim. Şimdi şu andan itibaren duyduğunuz bütün sesleri Tormax'in M-Drill One üzerinde kaydediyoruz. Şu andaki ses kaydımızın deseni kardiyoid. Şu anda ses kaydımız kardiyoid olarak alınıyor. Bu desen yönteminde ağırlıklı olarak ön taraftaki ses kaydımız. Şimdi ben döndürüyorum bunu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muhtemelen kulaklıkla dinlerseniz bu videoyu sesin nasıl yayıldığını göreceksiniz siz de. Şimdi ikinci ses kaydı olan stereo'ya geçiyoruz. Stereo ses kaydında şu anda paterniyle kayıt yapıyoruz. Bunu stereo ses kaydı paterniyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şu andan itibaren bidirectional ses kaydında yapıyoruz. Bidirectional 1, 2, 3, 4 bidirectional olarak şu anda yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 bidirectional. Son paternimiz ise omnidirectional. Omnidirectional yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 omnidirectional'daki ses kaydı bu şekilde yapılmış oluyor. Evet, ses kayıtlarını dinlediniz. Aralardaki fark aslında özellikle buraları kulaklıkla dinlerseniz, o geçtiğimiz yaklaşık işte 1 dakikayı falan kulaklıkla dinlerseniz çok daha net olarak duyacaksınız. Şöyle bir kağıt çıkıyor kutusundan, ben onu da alayım şuradan. Burada aslında bunu ekrana da yansıtacağım birazdan. Şöyle her bir ses paterninin nasıl etki yapacağını söylüyor. Mesela burada bakalım. İşte kardiyoid ses ağırlıklı olarak streamingde kullanılacağını, podcast'te ve voiceover'da ve enstrümanlarda kullanılacağını söylemiş. Stereo ses kaydının ise vokallerde ve enstrümanlarda kullanılacağını söylüyor. Omnidirectional ise ağırlıklı olarak konferans kollarda ve etkinliklerde kullanıldığı söylenirken, bidirectional ise röportajlarda, enstrümanlarda ve vokal düetlerde kullanılacağı yazıyor. Aslında ekrandaki görüntülerdeki o patern desenini gördüğünüzde, yani patern desen şu anlama geliyor mikrofonun bir deseni. Sizin mikrofonunuzun, kullandığınız mikrofonun ses kaydını nasıl yapabildiğini gösteriyor. Yani bir belli bir açıdan yapıyor biliyorsunuz her mikrofon bir ses kaydını. Bu paternle ayarlayarak da siz bu ses kaydını bu şekilde istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Omnidirectional'da bir masa etrafında toplanmış birden fazla kişi varsa o modu kullanmanız daha mantıklıyken, işte bidirectional'da bir masanın bir ucunda, mesela şu an kameranın durulduğu yerdeki bir kişi olduğunu düşünün. Bir de burada birinin oturduğunu düşünün. Bidirectional'da bu şekilde olur. Stereo modda ise yan yana iki kişinin oturduğunu varsayarak yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu dediğim gibi müzisyenlerin de kullanabileceği bir ürün ve bu anlamda bir kalite sunduğu da cihazın iddiaları arasında yer alıyor. Gelelim cihazın fiyatına. Biz bu incelemeyi Mart 2019'da yaptık. İncelemeyi yaptığımız tarihteki Tormax M-Drill One'ın fiyatı 649 TL idi. Belki bazılarınız için pahalı gelebilir bu rakam ama özellikle böyle profesyonelce bu işlerle uğraşmak istiyorsanız veya sesim çok kaliteli gitsin, ben müzisyenim, müzik aleti çalıyorum veya işte şarkı söylüyorum, bunu güzel bir şekilde kaydetmek istiyorum diyorsanız
alabileceğiniz yani bu rakamları vermeniz gerekiyor. Çünkü kaliteli ses için kaliteli mikrofon, kaliteli ekipman gerektiğini söylemiş olalım. Elbette illaki böyle bir ürünü almak zorunda değilsiniz. Tormax'in biraz daha ucuz bir modeli daha var. O da Amdrill Dome diye geçiyor. Onun üzerinde iki tane voice pattern var. Yani ses kayıt deseni iki tane var. Burada dört tane var malum. O biraz daha küçük. Şekli biraz daha kompakt bir şekilde tasarlanmış. Yani bunun biraz daha hafifletilmiş versiyonu. Onun fiyatının ise 549 TL olduğunu belirtmiş olalım. Tormax Amdrill One'ı beğendiniz mi bilmiyorum ama görüşlerinizi ben bu videonun altında görmek istiyorum. Sizin de bu konuyla ilgili bir fikriniz varsa, hani şu ürün daha iyi, bu ürün daha güzel, bunu da alabilirsiniz, bakın böyle bir ürün de var diye bu videonun altında yorum olarak bize yazmayı unutmayın. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.